Programın sonuna doğru da yine bu konudan bahsedeceğiz. Ama sakin olmamıza fayda var. Ve sakin olmanız için de sağlıklı bir ürün, leblebi yiyerek sakinleşebilir insanlar dedi Sevimsar Belediye Başkanı Mehmet Kobaş. Ve nasıl sakinleşeceğiz? Ve leblebinin faydalarıyla Sevimsar'a doğru adım attık. Hoş geldiniz Sayın Başkan. Hoş bulduk Ahmet Bey. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz Başkanım. Ve sizinle en son Şahinti'nin basın toplantısında beraber karşılaştık. Olmuş, evet. Ve davet ettik. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ben de 10 ay bitti Başkanım. Şimdi 11 ayı doğru geldik. 11 ayı doğru geldik. Ve Sevimsar'da siz 3. dönemdir belediye başkanı olmak için hırslandınız. Çalıştım. İki defa MHP'den. Evet. Sonra AK Parti'den aday oldunuz. Koltuğa oturdunuz. Şimdi şu 11 ayı bir değerlendirelim Başkanım. Şimdi aslında ben öncelikle tabii ki bütün Sevimsar halkı başta olmak üzere bütün Denizlilere iyi haftalar diliyorum. İnşallah sağlık ve mutluluk içerisinde ve bol kazançlar içinde bir hafta olsun diliyorum. Evet, iki dönem MHP'den bir dönem en son AK Parti'den de ondan başarıya ulaştık ama ben siyaseti makam bir koltuk olarak görmüyorum belediye başkanlığını. Güzel bir tabir, belki de çok daha böyle acıtıcı ama iğneli fıçı olarak görüyorum. Tabi bu şeye bağlı, hani niyete bağlı. Ama belediye başkanlığı gerçekten de zor. Ama şöyle bir şey var, insanın niyeti halis olup hizmet aşkı var ise mutlaka bu şey katlanıyor, dayanıyor. 11 aydır işin doğrusu tanımakla geçti. İmkanlarımızı, kaynaklarımızı, insanlarımızı. Daha önce verdiğimiz vaatlerimizi nasıl yapabiliriz, nasıl çevirebiliriz, onları nasıl hayata geçirebiliriz? Ve şu anda planlama ve kaynak yaratma bazında çalışabildik. Ancak şunu gördük ki gerçekten de her şey öyle karşıdan göründüğü gibi olmuyor. İçine girdikten sonra insan gerçekleri görebiliyor. Ve biz de gördük. Maalesef Kral Çıplak. birinci bölüm Kral Çıplak. Evet. Maalesef belediye için gelirler bellidir. İşte MUTAT, Merkezi Hükümet'ten gelen, İller Bankası vasıtasıyla gelen pay vardır. O nüfusa göre verilir. Bir de 2464 sayılı belediye gelirleri kanununa göre vatandaşımızdan alınan harçlar, vergiler, emlak vergisi gibi gelirler vardır. Ama bunların boyutu bellidir. Nihayetinde İller Bankası'ndan geleni artıramayız. Çünkü her tarafa verilir. İşte nüfusa göre bir birim belirlenmiştir. Orada verilir. Gelir 2464 sayılı belediye gelirleri kanundaki de bellidir. Ama burada asıl gelir kaynağı olarak belediyeyi şahlandıran, ayağa kaldıran, uçuran belediyenin kendi öz gelirleridir. Bizde maalesef öz gelirimiz yok. Neden, nüfusunuz mu az? Yok, hayır. Maalesef işin doğrusu bir gerçek şu anda eski belediyecilik, belediyeye gelen paralar daha fazlaydı. Neden? Su parası Büyükşehir'de kesilen paralar da orada kaldığı için. Ama 15 seneden bu tarafa maalesef belediyede bizim Sevimsar'ımızda bu anlamda bir düşünce olmamış. Yani nasıl yatırıma yönelik devamlı gelir getirici, hem vatandaşın işine yarar hem de belediye gelir getirici bir yatırım planlanmamış ve düşünce olmamış. Maalesef şu anda geçenlerde gazetede, bizim genel gazetede de söylemiştim. 2 milyon eski yeni parayla 250 bin liralık alacağımız var. Ve o kadar da borcumuz var. Daha fazla mı borcumuz? Ve bu alacaklarımızın çoğu da siyaseten alınmamış. Yani düşünebiliyor musun? 1 milyon Türk liralık kira alacağımız var. Ve yandaşlara vermişler şeyleri, dükkanları paylaştırmışlar. Ve 10 seneden beri kira alınmamış. Eğer bunlar alınıp da yatırıma doğru yönlendirebilseydi şu anda bu sıkıntı yaşamazdık. Ve şu anda artık gerçekten de ne yapabiliriz? Şimdi gelirlerimiz belli.
Öyleyse başka yöntemler aramak zorundayız. Mesela bunlar bilinmeyen yöntemler de değil. Mesela arsamız var. Değerlendirip bu müteahhitlik olarak mesela meşhurdur. Verirsin yarı yarıya. Binadır, konuttur, ne elde edilmişse paylaşırsın. Ve orada o arsa boş yere duracağına gelir getirici bir hale dönüşmüş olur. Ki bunun bir örneği de şeyde görmüştüm. Bu bir ara ziyaret etmiştim Konaz'a. Orada sağ olsunlar Turgut Başkan'la yarım gün dolaştık. Yaptıklarını anlattı. Yapıyor, sıcak para elde ediyor, yenisini yapıyor. Ha, bu şey dönüyor biraz, müteahhitlik veya iş adamlığına dönüyor ama artık başka da yolu yok. Hani şu anda bunu bir türlü başarma sorundayız. Çünkü demin de anlattığım gibi belediyenin gelirleri noktasındaki diğer iki kaynaktaki gelen şey kısıtlı. İller Bankası'ndan olan belli. Belediye gelirleri kanunundan olan da belli. Daha üzerine çıkamayız. Üzerinde hani çok büyük hayallerimizi eğer hayata geçirmek istiyorsak büyük işler yapmak zorundayız. Ve bunu başaranlar çok. Mesela şu an bakanımızdır Güllüce, İdris Güllüce Bey. Tuzla Belediye Başkanı iken hatta en büyük örnek bizim Sayın Cumhurbaşkanımızdır şu anda. İstanbul'u 94 yılında geldiği zaman çöp yığınları vardı. İşler artık birbirine girmişti. Çarklar dönmüyordu. Bunları azimle, daha önceki yaptığı planlamalarla, kurduğu iyi bir kadroyla bunu nereden nereye getirdi. Yani dolayısıyla artık inşallah hizmetlere başlayacağız. Nihayetinde biraz da havalar iyileştiği zaman bizim daha önce belediyemizin bu eski belediyenin bulunduğu bina yıkmıştık. Yeri şu anda boş. Oraya Büyükşehir marifeti zaten ki daha önce bunu baştan anlaşmıştık Büyükşehir'le. Orada bir rekreasyon alanı veya aile çay bahçesi gibi bazı donelerin veya mesela bir küçük de olsa antik tiyatromsu bir şey, bir çeşme. Aslında istediğim şey daha geniş alanda ve bir Serinç Sarı temsil eden bir figür, biraz da anıt gibi ama tabii o kadar geniş alanımız yok. Olsun. Biz gene olan yere en iyi şekilde değerlendirmek için uğraşıyoruz. Ve yatağımız için de aynı şey. Yatağında da artık mahallemiz oldu şu anda. Orada da inşallah kısa sürede kapalı pazar yeri ki büyük ihtiyaç şu an, sıkıntı yaşanıyor. Orada da inşallah yakın zamanda da biraz da havalar iyileştikten sonra bu işleri başlayacağız. Ve buradan gene söylemek istiyorum. Hep içimde yaradır. Bizim yeni mahallemiz kuruldu. Yolun, Antalya yolunun altında. Orada maalesef tek kilit taşımız yok. Kilit parka taşımız yok. Bunu ben çok net ve acı şekilde biliyorum. İçimde de bir yaradır. Ama inşallah yine havalar iyileşsin. Şu an hazırlıkları yapıyoruz. Ve ilk yapacağımız şeylerden birisi de odur. Kilit parka taşı. Onun dışında çocuklarımız için, gençlerimiz için, daha çok çocuklarımız için oyun sahaları, oyun grupları ve parklar yapacağız. Bakalım artık bundan sonra artık icraatları başladıktan sonra daha da göreceğiz. Şimdi başkanım, tabii size söz hakkı verdim şimdi. Bir anlatın. Burada bir iki daha soru sorayım ben size. Buyurun. Şu önümüzdeki 2016 yıl için, şu an 2015 ve 2016 yılı için en önemli 3 tane projeniz ne? Evet. Nedir yani? En önemli 3 tane projemizin en başında gelen, demin unuttum söylemeyi, yüksek okulun inşaatının başlamasıdır. Ve bunun için yüksek okulun inşaatı için tapu devrini üniversiteyi yaptık. Şu anda binanın projesini tasarlama aşamasındayız. Ve bu noktada da belirli yere geldik. Ben en son tasarlanan bina şeklini gördüm. Tabi bunun için de önce bir kendi başımıza değil birkaç ilçemize gidip dolaşarak örnek modeller ve oranın tarzını gördük. Ve bir tarz üzerinde şu anda fikir birliğine vardık. Onu eğer şu anda bütçe konusunda da tabi bu hükümet veya belediyenin katkısı değil, daha çok vatandaşlarımızın destekleri olacak. Bu noktada da çok iyi bir destekçimiz olacak şu an aklımda ama ismi söylemek istemiyorum.
ve protokol yaptıktan sonraki buna büyük bir tören yapacağız inşallah. Kısa süre içinde bunu yapmak istiyoruz. Ya ki yapacağız. Çünkü o aşamaya getirdik şu anda. Eğer üniversite projeyi de kabul etsin, onu mimari hale getireceğiz. Tabii önce çizim şeklinde şu anda ama onu bir plan proje haline getirdikten sonra yani bunu üniversite kabul edecek tabii ki. Ondan sonra vatandaşımız da bu yardım protokolünde imzaladıktan sonra inşallah bahara doğru, baharın içinde bir zamanda bu temeli atacağız. Diğer bir olması olmazımız Serinsar Belediye Binası. Şu anda ben eski özel idare binasında şu anda gelen bize geçti ama orada kalıyoruz. Ha kötü müdür yeri değil ama ben eğer o biraz önce bahsettiğim park yapılırsa orasının bir iş hanı olarak daha iyi iş yapacağı kanaatindeyim. Ve yeni bir belediye binamız gerekiyor. Burada da girişimlerimiz devam ediyor. Ve bir diğer üçüncü proje aslında olmazsa olmaz. Bizim Serinsar'daki Leblebiler sitesi gibi yatağına da bir tane de bıçakçılık sanayi sitesi, küçük sanayi sitesi, organ sanayi sitesi. Ve bu noktada da Sayın Valimizin de bu konuda bilgileri var. Bunları kendilerine arz ettik. Osman Başkanımızın da bilgileri var. Hatta daha önce bu maksat için bir yer belirlenmiş. Daha önceki belirlendi ama uzun zamandan beri ne olduğu noktasında bir bilgi yok. Genel kurul yapıldı mı, hayatta mıdır, işler durumda mıdır, yoksa artık bir şey bitirilmiş midir? O noktada bilmiyoruz ama çalışmalarımız devam ediyor. Hatta yatağındaki birkaç arkadaş da bu konuda artık öne çıkıp, ama tabii biz değil, bunu bir kooperatif kurulması lazım. Eski kooperatifin halinin öğrenilmesi gerekiyor, gerekirse devralınması gerekiyor veya bazı hukuki prosedürler tamamlanması gerekiyor. Bize ancak şu olabilir, destek, nasıl destek? Kredi desteği ve finansal destek noktasında Ankara'daki bazı girişimlerde de bizim öne çıkmamız gerekecek tabii ki. Evet, yatağında bıçakçılık. Yani sanayi sistemimizin illaki olması olmaz. Evet. Peki, siz yatırımlarınızı yaparken veya Serinsar'la ilgili planlama ve çalışmaları yaparken kendinize diyelim ki yatan da bir belediyeydi. Evet, evet. Oradaki meclis üyelerinden, başkanlardan veya Serinsar'ın içerisindeki kooperatif başkan, sivil toplum örgütlerinden böyle bir danışma kurulu gibi bir birim oluşturdunuz mu? Var tabii mı? Danışma kurulu daha çok bu işle uğraşan insanlardan. Ancak şöyle bir şey var. Hatta en son geçenlerde bunu bir toplantı yaptık. Ne yapabiliriz ölçmek için? Bizde marka değeri anlayışı daha yok. Serinsar'da da yok. Hani benim markam var diyor ama ben kişi markası istemiyorum. Serinsar ve yatağım markası istiyorum. Bakın şu anda Tuttlingen, Solingen diye iki tane küçük ilçe var, gidip görmüşümdür. Ve inanın bütün cerrahi el aletlerini dünyaya veren yer orasıdır. Ben de bıçakçılık adı geçtiği zaman yatağın evet, anlaşılsın istiyorum. Evet. Hani marka olarak yatağın istiyorum. Serinsar leblebi istiyorum. Hani A markası, B markasının çok önemi yok. Bunun için vatandaşlarımıza fikir bazında en azından şu an işliyoruz ki şu an maalesef bu şeyler yok ve üzüntü verici bir durum. Ben bir ara vatandaşla yatanlar konuşurken dedim artık büyüyelim. Dedim bir bant sistemi kuralım. Çünkü hep merdiven altı imalatlar yapıyoruz. Dedim artık çıkalım. Tabii vatandaşlarımız bunun alışılmış kolaydır. Tekrarlama kolaydır. Şimdi onun için biraz ürkütücü geliyor. Hani yeni bir sistem kuralım, yeni bir, ama büyümenin tek yolu budur. Evet. Büyümenin, ilerlemenin, teknolojiyi içine almak gerekir. Sistemi iyi kurmak gerekir. Yoksa ben yatağında çok iyi biliyorum. Bir kısım burada işleniyor. Öbür bölüm başka bir yerde. Oraya taşınıyor. Böyle ellerle taşınıyor. Veya araçlar taşınıyor. Bir başka bölüm başka yerde. Ama bir bant sistemi düşünün. Ve bunun için de TKDK'nın ve destekleyici kuruluşların da çok arzuları var. Mesela en son yeni gelen Sadık Bey, TKDK müdürü geldikten sonra beni aramıştı. Sayın Başkanım dedi, yatağından dedi hiç talep yok. Yani TKDK'da bir proje verip de iş yaptırmak isteyen bir talep yok.
Hemen bir toplantı planladık. Geldiler, ben de oradaydım. Arkadaşlar anlattık durum nedir. Yani şu var işte, onu demin üzüldüğüm not oradan es geçtik. Vatandaş şunu diyor, benim yıllık diyor, ben siparişimi aldım, benim işim bitti. Sen orada şey fason çalışıyorsun. Sen orada işin ağır işin tarafını yapıyorsun. Mutfaktasın, terliyorsun. Biraz bunu ve değerini, asıl değeri katan, senden aran adam katıyor değeri. Dolayısıyla sen hep öyle kalırsın. Senin adını kimse öğrenmez, bilmez. Ama o adam reklamını yapar, işini yapar. Dolayısıyla bir araya gelip hem leblebicilikte hem de bıçakçılıkta markalaşmamız gerekiyor. Ve şimdi bu konularda çok önemli bir avantajınız var. Örneğin bir turizm yolunun üzerindesiniz. Aynen. Değil mi? Antalya aynen. yolunun aynen. üzerindesiniz. Şimdi bunu çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Yıllar önce kulakları çınlasın. Sizin orada 7 yıl kaymakamlık yapan Seyfullah Bey. Sonra İçişleri Vali oldu. Sonra İçişleri Bakanı Müsteşarı. Şimdi Milli Güvenlik Genel Sekreteri. Kurulu Genel Sekreteri. Ve çok ileri görüşlü bir kaymakamdı. Orada vatandaş sadece onun döneminde ağlayan bir durumdaydı. Ve dediğiniz gibi merdiven altıydı. Ama merdiven altında da tanıtım çok önemliydi. Herkes feryat ediyor. İşte Çorum bizden götürüyor. Bizim laptopu satıyor. Satacak tabii ki. Ama yani, Çorum artı değer katıyor. Tabii. Başkanım doğru mu? Tabii, yani karanfille kavuruyor aynen. ve karanfilli leblebi diye satıyor. Serinsar leblebisi de satmıyor. Siz tabii Serinsar ki. Leblebisinin ürünlerini farklılaştırmak gerekiyordu. Evet. Bunun için tabii ki eksi veya doğru. Ama son sizden önce de festivaller yapıldı. Ve Serinsar'da bir marka yaratılamadı ama Serinsar leblebisi Türkiye tanıtıldı. En azından yani. Kabul mü bu? Tabii ki. Değil tabii mi? Ki tabii ki. Bakın şöyle Ahmet Bey, maalesef biz daha bu işin farkında değil ama artık yavaş yavaş fikir. Bir şey önce beyinde başlar. Bir olay düşünce olarak beyinde başlar ve bu tasarı büyür ve en son halini alır. Ama beyinde o fikir yoksa, işte biz şu anda onu yapmaya çalışıyoruz. Bu tanıtım ve marka imajını veya değerini veya katkısını vatandaşa anlatmak istiyoruz. Ve bakın, ben demin festival dediniz. İnanın festivallerin artık çok yerel kaldığını zannediyorum. Ve inanıyorum da. Evet. Festivallerde biz hep kendimiz çalıp kendimiz oynuyoruz. Ama artık fuarlar var. Ha, maliyetli. Ama bunu katlamaktan getirisini de şey alamazsın. Başkanım, ben şurada şunu öğrenmek istiyorum. Siz bu başkanlığınız döneminde bir de ordudan geldiniz, albaylıktan geldiniz. Evet. Ve her zaman fikirleri birlikte dinleyen, önemlilerini seçip uygulayan bir mantıkla yetiştiniz. Kesinlikle doğru. Yani artık böyle basit politikalar, sürtüşmeler yerine, örneğin eski yatan belediye başkanı Tuncer Tunçbilek, kim ne derse desin, kefe yalesin, dünyayı tanıttı. Evet. Bir şekilde Hüseyin Gemi de orada faydalı oldu. Ondan tabii canım, herkes ondan mutlaka. Önceki belediye başkanları Adil da Bey. Var. Adil Bey. Daha önceki belediye başkanları evet. var. Bunlardan böyle bir akil adamlar gibi bir danışma kurulu kurup marka değeri için bir şeyler yapılamaz mı? Bir şey yaratmak için. Ahmet Bey şu var. Ya ben siyasetin buna, dışında. Tabii canım, zaten mutlaka. Ama şöyle bir düşüneyim, benim o yöndeki şu şekilde. İnanın bir problemin çözümünü o problemi yaşayan şahıslar bilir. Şimdi dışarıdan bu konuyu giren insanlar nazari olarak bilse bile, hani bu işin kitabi olarak tarafını, ama çözümsel yani ameli tarafını bilmesi zor. Onun için en güzel çözüm o oda veya esnaf birliklerine, esnaf kardeşlerimize oturup bir noktada çözüm aramaktır. Şimdi dediğiniz noktada ben katılıyorum. Çünkü o sorun o da yaşamış. Mesela bir evet. Adil Bey yaşamış. Tabii. Hüseyin Bey yaşamış. Ama şöyle bir şey var. Tabii bu da siyaseten pek hani insan katkı bizde o vardır maalesef. Hem çok sizden. Yani şimdi bakın, düşünün, Cumhurbaşkanı Başbakan döneminde kim ne derse desin Türkiye'de akil adamlar danışma kurulu kurdu mu? Doğru muydu? Aynen. Doğru. Biliyorum. Çözüm, barış sürecine hizmet ediyor evet, mu? Evet, çözüm süreciyle ilgili evet. Her türlü insan var içinde. Sanatçısı, profesörü, doktoru, politikacısı, sanatçısı yani. Gazetecisi, hepsi. Hepsi evet. de var yani. Evet. Yani bu anlamda böyle bir nokta yakalanamaz mı? Yatağın şimdi, desteği için.
Tabii aslında bunlar çok güzel düşünceler ama hayata geçiriliş konu noktasında işte sıkıntılar yaşar mıyız? Ben bunu hiç, şimdi doğrusu hani düşünsek de biraz önce dediğim endişeler bir tarafa itti ama ben bunu hep şöyle düşünmüştüm. Bir sıkıntı yaşa ama dediğim şey çok yerel kalacak ve ufak kalacak. Sizinkisi vizyon ön açıcı olacak. Sizin hani evet. Evet. Ya bunu yapmak zorundayız. Yani evet, evet. Artık seçim bitmiş. Ya başkanım. Antalya yolu eğer Seyfullah Bey orada olmasaydı bugün Antalya yolun kenarında onlarca şovrum olmayacaktı. Evet. Doğru mu? Kendisine maalesef. Buradan da teşekkür edelim. Tabii ki. Ufku geniş bir adammış. Büyük bir katkısı var ve o yüzden de bizim sanayi sitemize adını verdik. Hatta kendileri de sağ olsunlar müsteşar o an gelip İçişleri Bakanımızla beraber açılış yapmışlardı. Evet. Ve şöyle bir şey var. Sektörün ilerlemesi için gerek olan bir adımdı. Atıldı ama şimdi bazı zorluklarımız var. Onu da hemen buradan vatandaşlarımızı paylaşayım. Onu da herkesin zorluğunu ben net biliyorum. Karayollarının düzenlemesi var. Tabii o da karayollarına yetkili şahısları çağırdık İzmir Bölge Müdürlüğü'nden. Maalesef şimdi karayolu kısmı ile servis yolu ayrıldı ve arada bir trotuar var. Alışveriş yapmak isteyen yolcularımız giremiyorlar. İşte bunu bir çözüm bulmak lazım. Ama inanın ikinci bakanımız vasıtasıyla karayolları ikinci bölge müdüründen İzmir'den ekip getirdik. Evet. Yerinde incelettik. Ama tabii herkesin bağlandığı bir kanunu var. Karayolları kanunu bunu müsaade etmiyor. Ha nedir? Göz yumulursa o zaman da sıkıntı onlara doğuyor. Ya göz yumma anlamında değil başkanım, yani gerekse belediye farklı bir yer yapsın. Farklı bir yer. Onun için uğraşıyorum. Değil mi? Neden yani? Uğraşıyorum? Şöyle yani bir pazar şey. Pazar yeri. Oraya uğradığında evet. Sütünü, ayranını, ya sadece leblebi değil. Yani insan servis tarafı geldiği zaman o kırmızı bardağı aynen. Elinde tutmak istiyor. Çömlektir bardaktır. Değil mi? Evet. Yani şimdi biz servis tarafları şöyle bir şey desek. Ya arkadaşım bir paketiniz yok ortak servis leblebisi diye. Birçoğunuz buluştan böyle 2 kiloluk 1 kiloluk şey yapın da. Evet. Değil mi? Evet evet. Toprağın bir sağlıklı olmaz mı başkanım? Tabii ki. Bu geçen de bana söylenmişti. Bir unuttum ama kim söyledi. Aynen dedi. Bu testin içinde leblebi. Heh. Niye olmasın? Değil mi? Yani tabii bunlar sunumdur. Bunlar işte reklamdır. Evet. Bunlar hatıradır. Akılda kalır. Akılda kalır. Ama evet. Normal serseniz böyle bir sürü sergi var. Ama bu hemen dikkat çeken bir şeydir. Şimdi bir tarihte başkanım bir broşür getirdiler. Seyfullah Bey'le beraberiz. Çocuğunu oturtmuş leblebinin üzerine. Fotoğraf çekmiş mutlu. Bu gıda bu. Yani. Değil mi yani şimdi? Tabii yani yöntem şey. Tanıtım broşürleri böyleydi. Öyle. Seyfullah Bey'le beraber birçok şey değişti. Şimdi ben bunu bir yer yaşamıştım. Çorumlu bir kardeşimle hatta biraz zor dinler de. Bir arkadaşımızı ziyarete gittim. Leblebi götürdüm. Ve orada da anlatıyorum. Çorum leblebi bizden alır. Bak bu leblebi aslında biz yapıyoruz. Arkadaşımız imzaya geldi birisi. Bir daire başkanıydı Ankara'da. Çorumlu bir çocuk. Beni de dinliyor şimdi. Tabii sesini çıkarmadı. Biraz sonra çıktı. İçeri tekrar girdi. Elinde bir şey var. Güzel bir sunum böyle şey var. Evet. Metal kutu var. Ama çok iyi malzemeden hazırlanmış. Araları bölmeli. Her bir şeyden 15'er 20'şer gramlık leblebiler var. İşte aslında biz de üretiyoruz bunları. 13 çeşit leblebi üretiyoruz. 15 çeşit. 15 çeşit. Evet bravo. Yani, üretiyorsunuz evet. Ama. Yani ama evet. Sunum. Sunum çok önemli. Evet. Bakın gerçekten de bu onda öne çıkanlar nihayet leblebidir. Her tarafta öyledir. Evet. Ama alıcı al benisi olacak. Beni al demesi lazım. Yoksa diğer türlü satamazsınız. Tabii ki. Aynen öyle. Yani işte burada belki bizi dinleyen leblebici bunu değerlendirir ama belediye değerlendirsin bunu. Evet. Başkanım belediye yani. Orada bir bardakçınız vardı sizin yol kenarında duruyor mu? Var duruyorum. Duruyor. Üreten. Duruyor yani. Üretme değil gösteri amaç. Çünkü evet. Artık ama yapıyor ama. O işte o kurulacak yerde bardak da üretirseniz gelen turistler bir durur orada. Bir ben bunu durmasın. Neden olur? Bir şeyde yaşamıştım. Kapadokya'da bir hem böyle işte mermer işlenmiş taşlar vardı işte küçük küçük vazolar falan hem de bir çark üzerinde testi üretiyor. Evet. Her turist istisnası geçip
hem çeviriyor, yapmak için uğraşıyor. Fotoğraf çektiriyor. Hem fotoğraf çekiyor. Olay bu. Yani olay ve bu. Kafasında kalıyor. Heh, işte evet. Sensar bunu yakalayabilirse. Yakalamalı çünkü bakın. Artık siyaseti yok, bu işin siyaset olmaz. Bu işin siyaset olmaz. Ve bakın Kültür Bakanlığı, Başbakanlık tanıtma fonlarından o kadar çok destekler veriyor ki yurt dışına. Evet. Eğer bir proje hazırlanması ki yapıyor, şu anda bir ekip görevlendirdim. Onları proje hazırlayıp bütün masraflar Başbakanlık'tan ve tanıtma fonundan. Gidin mesela Berlin Çelik Fuarı'na katılın. Para. Bir de başını gerekirse tercüman. Ve oraya stand açın. Ama biz daha ben İzmir Enternasyonel Fuarı'na bana bir davet gelmişti. Miktarı biraz fazla 25 bin lira bir stand ücreti. İnanın açamadım bile arkadaşlara. Neden? Evet. Çünkü biliyorum ki o iş yapılmayacak. Onun için öyle kaldı. Yatan festivali yapılacak mı tekrar? Bu sene o meşhur yatan festivali. Biliyorum bu sene şöyle bir şey sıkıntımız var. Yer noktasında Büyükşehir Kefe Yaylası'nın kira şeyini aldı. Evet. Tahsis kararı aldırdık Orman Bakanlığı'ndan. Ve orasını ben Osman Başkan'a söylediğim şey aynısını söylüyorum. Sayın Başkanım Kefe Yaylası'nı Çamlık Parkı gibi park istiyoruz. O İncil Pınar'dan daha o yukarıdaki Çamlık Parkı var ya. O da tahsis edilmiş bir park. Orası gibi çok güzel, ulusal değil, uluslararası bir şey istiyoruz. Tanıtımını da biz hep yapmamız lazım. Peki orada uluslararası düzeyde ve Türkiye'de sanırım şeye girmişti kayda. Motocross yarışlarının olduğu. Bu sene düşündük ama bu sene evet. Yapamadık. Çünkü 2016 düşündük. Olacak. İşte 2016 için şu anda bir net bir şey söyleyemem. Çünkü Büyükşehir'in inşaatı başlama ve yer noktasında. Gerçi motocross'un yapıldığı yer ayrı. Yukarıda. Evet. Orada bir düz alan var. Ve hatta yağlı güreşler de düşünmüştük. Ama yağlı güreşler tam aksi gibi 10 Ağustos bizim 1-2 Ağustos'taydı şeyler, evet. Festivalimiz. Fakat yasaklara girdi. Hesaplayamamışız. 10 Ağustos'ta seçim vardı. Evet. 10 günlük seçim yasağına girdi. Yapamadık ama küçülterek özel bir şirket vasıtası yaptık. Bir de Seyrisar'da tabii sucukçuluk, et, küçükbaş hayvan bu da çok evet. Meşhur. Hatta bölgenin en fazla küçükbaş hayvancılığı Seyrisar'da. Bununla ilgili düşünceleriniz nelerdir? Şimdi bizden önceki yönetim sağ olsunlar bu konuda çalışmışlar. Ve ben de aslında çoban, babam çobandı. Öyle ben mi? 17 yaşına kadar koyun güttüm dağlarda. Bilirim çobanın halinden diyorsun. Çok iyi. Ben şu anda gene saysanız Seyrisar'da 200'den fazla belki küçükbaş hayvancılıkla uğraşan vatandaşımız vardır. Evet. Büyükbaş çok az. Büyükbaş daha çok acı payamda fazla ama bunun için bizim Honaz Dağı'nın eteğinde o ovanın bitiminde şey hazırlanmış. Bizden önceki yönetim yapmış bunu. Hayvancılık bölgesi oluşturulmuş. Şu an son aşamaya geldik. Hatta sizin sınırlarınız içerisinde küçükbaş hayvancılıkla ilgili bir birlik var. Evet, onun süt bir birliği. Süt keçi koyun birliği var. İşte keçi koyun, yani keçi orası sonra süt birliği, yani süt toplam birliği olarak değiştirildi. Binası yapıldı. Hı hı. Ama muhtemelen kendileri yapmayıp bir mandıraya verecekler. Hani mandıra orada evet. Sütün değerlendirilsin düşüncesiyle. Modern daha, bir mezba da tabii, var. Tabii. Değil mi? Bu mezba yatan yol üzerinde. Evet. O da çok iyi çalışıyor. Kendi mezbahamız vardı artık onu iptal ettik çünkü çok çok eskiydi. Zaten bizden önce iptal edilmiş. Zaten Deniz'de çok büyük bir mezbah kuruldu. Evet yani. Değil mi? Büyükşehir'de. Yani ihtiyaç içecek kadar. İkincisini evet. Açıp da hem atıl hem de piyasayı bozmanın bir anlamı yok. İkinci yani yapılırsa her şeyin değerini düşürüyor. Evet. Onun için şu anda mezbah artık iyi de çalışıyor. Temiz hijyen kurallarını çok iyi uyuyor. Hatta en son bir sıkıntımız var onu da düzelteceğiz. Bir atığını bizim kanalizasyon veriyordu. Artık ön arıtma ile onun kan noktasında çünkü sıkıntı var. Ben de onu diyecektim. Şimdi evet. Orada sadece şey değil başka fabrikalarda evet. Turşu fabrikası var. Denkim var. Denkim var. Bunlar turşu da, fabrikası artık o şey oldu da. Atıklarını ne yapıyorlar? Yok mesela Denkim de ön arıtma yapıyor. O hatta o her ay tahlil için numune alınır oradan. Arıtması var. Arıtması var. Tamam. Ama doğaya salınmıyor. Yok hayır. Tamam. Yani o bölgede o hayvancılık hızla gelişiyor. İşte onu yolları açacağız Mart'tan sonra. Yolları açacağız ve artık aplikasyon bitirildi. Evet. Kazıklar çakıldı, tapular çıkarılmak üzere. En son orada yollar açıldıktan sonra vatandaşlarımızı oraya artık göstereceğiz. Ve şehir içinde ve şehir kenarında hem insan sağlığı için sıkıntılı
hem koku anlamında. Hayvancılığı öğreteceğiz. Tamam. Evet. Demek ki öndeki dönemde böyle bir çalışmayı bırakmış, evet, diyorsunuz. Evet. Yapılmış, bitirilmiş, evet, zaten bizden önce. Peki büyükşehirle çalışmalarınız uyumlu mu? Tabii zaten büyükşehir, hani bizim büyükşehir bir kanalımızın birisi diye bakıyoruz biz. Hani biz bir kanat da olsak o da diğer kanat gibi düşünüyoruz. Zaten her ay bugün de nihayet var. Büyükşehir meclis toplantısından önce ve bittikten sonra eğer şeyimiz varsa Osman Başkan'la konuşuruz. Oradaki müdür arkadaşlar, daire başkanla konuşuruz ihtiyaçlar noktasında veya bir ön açma veya bir bilgi sorma gibi. Onlarla diyalogumuz iyi, çok iyi. Ve zaten mezarlıklar konusunda iyi hizmet veriyorlar mı? Muhtar? Mezarlık. Mezarlıklar zaten en çok beğenilen şey. Öyle mi? Büyükşehir. Evet. Peki DESKİ iyi çalışıyor mu? DESKİ noktasında yeni yeni çok güzel şeyler yapıyorlar. Mesela bizim Serinhisar'da bir cenaze yıkama birimi oluşturuldu. Morg olarak kullanacak araç da verilecek. Su işleri için ekip kurulacak. Tabii bunlar yavaş yavaş. Kurulmadı mı? Kurulacak mı? Kurulmak üzere. Hı. Mesela benden iki isim istediler şu anda. O noktada da yardımlarımız olacak. Tabii hani bu işi uzman, ehil olan arkadaşlar ki Serinhisar olması lazım. Evet. O noktada da çalışmalarım devam ediyor. Peki yatağında büyük bir yer. Oradaki belediye binası, hizmet binası çalışıyor mu? Yok. Büyük, ne yapıyor zaten orada? Orası büyükşehire geçmiş durumda. O bina olduğu gibi. Büyükşehirin varlığını geçmiş durumda. Bizim orada artık o binada bir hakkımız yok. Ama yine de büyükşehir şu an daha bir şey yapmadığı için orada birkaç birim, mesela tahsilat birimi bıraktık. Hani vatandaş para yatırma için, Serinhisar gelmesin için. Ama diğer türlü tapudur veya mali emlak işleridir veya en az tahakkuk, ne kadar tahakkuk edecek noktasında Serinhisar gelmesi olur. Ama tahsilat en azından Serinhisar gelmesin, orada yapsın düşüncesiyle. Oraya bir görevlendirme yaptık. Zaten muhtarımız da var onun dışında. Zaten bizim meclis üyelerimiz de var. Hani sıkıntımız yok şu anda ama ha tabii şöyle kırıklıklar, burukluklar olacaktır. Bu insan doğası, evet, olan bir şey. Neden? En azından buradayken gitmiş oldu. Evet. Ama şöyle bir şey var. Bunun faydası da var. Ben şunu üzülüyorum. Yatağan mahallemiz şu anda en sıkıntılı mahallemiz. Neden? İnanın belediye olmasına rağmen bir ayaz oradan daha iyi. Mesela altyapısı yok ama şey var. Taşları döşenmiş. Ondan sonra imar yok ama olsun. Temiz. Ama yatağında yolların çoğu da çamur. Peki yatağında altyapı yok mu? Altyapı mesela orada da hemen bir şey girecek çünkü su hattı çok yüzeyde. Su hattı. Çok patlıyor. En küçük bir araç, tonajlı araç geçtiği zaman patlıyor. Kanalizasyon durumu çok net bilmiyorum. Kanalizasyon var mı? Var ama çok yerde de yok. En az bağlantısı yok. Öyle mi? Evet. Yani yatağının çok yerinde kanalizasyon yok. Serinhisar'da var mı? Serinhisar'da sıkıntı yok. Serinhisar'da sıkıntı, evet, yok diyorsunuz. Yok. İşte bir mahallemizde biraz vardı. O da şu anda aşılmak üzere. Cumhuriyet mahallemiz gene yeni kurulduğu için. Orada yeni yeri ama o da aşılmak üzere. Nihayetinde arıtma tesisi de kuruldu. O da bitirildi. Peki. Büyükşehir'le Buldan Belediye Başkanı sık sık mahkemeleşiyor bugünlerde. İşte şu araziler, şu toprak, şu yapılar bizimdi. Almışsınız diye. Sizin böyle bir sıkıntınız var mı? Yok. Şimdi orada uzlaştınız mı? Yani şöyle Osman Başkan mesela biz o noktada biz de şey yaptık. Hatta bunu toplantıda da söyledi. Buldan Belediye Başkanı'nın o iddia ettiği noktada siz de araştırın dedi. Dedi mahkemeye gerek yok dedi. Bunu da aramızda çözeriz dedi. Uzlaşalım yani. Dedi öyle mi? Çözeriz dedi yani. Öyle eğer hataen büyükşehir'e geçmiş veya bazen ilçede büyükşehir'e geçmesi gerekirken ilçede kalmış olanları dedi çıkarın bir bakın kendi tapularınızı veya devir teslim komisyonunun şeyleri inceleyin. Eğer dedi sıkıntı varsa dedi mahkemeye gerek yok götürürüz. Peki kefe yaylasını belki yere verebilirse büyükşehir. Zaten şöyle onu ama büyükşehir'in orasını yapması lazım. Hani biz oraya çok para gidecek diyorsun. Orada kalsın. Zaten onu biz başta onu Osman Başkan'la konuştuk. Hani o konuda dedik ya bunu dedik bize az bir bedel karşılığında bize verin çünkü orada hakkı var tabii ki. Tamam. Yani orası ayağa kaldıran odur. Ama işletmesi ama Ahmet Bey bazen düşünüyoruz da ben mesela bakım gelirden daha çok olabiliyor. Masraf çok olur diyorsun. Hayır, evet, onu değerlendirmemiz lazım. Onu demek istiyorum. Evet. Peki yine Buldan Belediye Başkanı geçenlerde kaçak elektrikle ilgili Buldan Belediyesi'nin 1 trilyona yakın eski parayla alacağı var dedi. Yani sizin de böyle bizim bir şeyiniz var mı? Aydem'le bu noktada Aydem'le değil. Ha, kaçak elektrik. Elektrikler. Evet.
Su mu, elektrik? Elektrik. Bizim belediyenin borcu var anlamında. Hayır. Onlar diyor ki kaçak elektrik meselesi var ya. Evet. Şu gündeme getirdikleri kaçak ve kayıp işte. Ha, kaçak kayıp. Evet, kaçak kayıp. Bizde hiç o gündemde de olmadı ama hani o noktada da hükümetin bazı açıklamalar oldu. Hani bu iş halledeceğiz, bu işi kapatacağız bir türlü gibi ama evet. İşin doğrusu hiç gündeme gelmedi bu bizim Serinsar'da. Tamam. Hani bizim zaten şu anda bizim kullanıp da borç anlamında bir şey aydeme bir şeyimiz de yok. Ama zaten bir tek kuyumuz var. Su kuyumuz, o da Büyükşehir'e geçti. İşte o noktada sıkıntı yoktur diye zannediyorum. Tabii evet. Bizde yoktu yani daha önce. Kayıp kaçakta çok sorunumuz yoktu. Yok, kayıp kaçakta bir sorunumuz olmadı yani. Ben hiç gündemde de gelmedi bu. Hayır, durumu. Faturalarda var ya hani kayıp kaçak. Biliyorum dilimi. Biliyorum ben. Evet. Ben ama o daha çok şahsi olarak ben şahsi olduğunu onlar demek ki kişilerin sorunu. Yani kişilerin evet. Sorunu tabii ki. Evet. Peki programın sonuna doğru geldik. Buradan leblebicilere bir müjde verdiniz. Dediniz ki leblebiyi marka yapacağız. Evet. Bununla ilgili bir paket logo çalışması var mı? Ben tabii ki şöyle bir şey. Demin siz de bahsettiniz. Müşterek yani heh. Kişisel değil. Bunu ben yaptım. gençlik kurulu mu ne olmuş Ankara'da bir Atatürk spor salonunda olsa gerek tam net hatırlamıyorum. Gençlik il müdürü bana geldi dedi ki başkanım dedi sizin iki şeyini çok önemli leblebi ve bıçakçılık. Bana dedi ne yapabilirsiniz? Dedim ben sana katkıda bulunacağım. 1000 tane 250 gramlık leblebi poşeti yaptırdım. Vakumlanmış durumda. Üzerinde şu yazıyor. Serinsar Leblebi Kooperatifi Leblebi Kooperatifi hani okunması, anlaşılması kolay olsun diye. Serinsar Denizli. Yani onun başka şey yok. Çok karışık yazılarla böyle aklı karıştırmaması için net vurgulayıcı Serinsar Denizli'yi hani Serinsar'ın bazı nerede olduğunu da bilinmeyebilir düşüncesiyle bunu yazdım. Ve bunu gönderdim. Aslında düşündüğüm şu da vardı. Bir, iki çuval leblebi, bir de ısıtma makinesi. O ısıtma makinesinin o ortamda leblebi ısıttığını düşünün. Evet değil mi? Evet, evet. Kokusunu belki en üstteki adam da alırdı yani. O yüzden evet. Ama onu yapamadım. Çünkü o makine küçük de olsa götürmek biraz sıkıntı yarattı. Onu gençlik il müdürümüz de bunu dedi ki taşıyamam ama eğer olsaydı nefis bir şey olurdu. Bıçak mesela 130-140 adam her bir şeyin ilin bir tane vermek üzere diğer orada gelenler demek üzere 130 tane bıçak yaptırmıştım. Biz bunu yapıyoruz. Ancak biz bunları vatandaşımızın kendi aklında kabullenmesi ve bunu ön açmak için kendisi çare araması lazım. Veya kendisi katkı sağlaması lazım. Bizimle bu iş olmuyor. Vatandaşımız bu işi kabul etmezse olmuyor. Evet. Biz bunu bağırsak da çağırsak da vatandaşımız bunu inanması gerekiyor. Fuar, bakın ne diyorum, Tuttlingen 30 bin nüfuslu bir ilçe. Tam şu an herhalde ilçedir. Ama bütün dünyaya cerrahi el aleti satıyor. Ve bunun yerel ekonomik katkısı, genel ekonomik katkısı anlamında da çok büyük etkisi var. Evet. Evet. Bu anlamda tabii paketlemeye yol güzergahında sunum. Yol güzergahında da sunum yerleri ayarlayacağız herhalde. Şöyle bir şey var. Küçük küçük paketler. Gelen parasını almak da şart değil. Küçük küçük paketi verin. Hediye olarak verin. Eşantiyon verin. Ben evet. Bunu yaşadım işte. Antalya gidiyordum. Aydın'a gidiyordum. Yolda bir tane adam fıstık satıyormuş. Önce bir küçük küçük dağıttı. Evet. Birer tane 7 milyon insanlar ondan sonra almaya gittiler. Hani budur yani satış. Satış budur diyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ederim. Ahmet Bey ben teşekkür ederim. Programımıza katıldığınız için ve evet. Serinsarlılara da başarılar diliyoruz. İnşallah çok teşekkür ederim. 85 ülke ve Türkiye'den bizi izleyen değerli izleyenler. Diyoruz ki bir elin nesi var, iki elin sesi var. Tanıtım önemli ama tanıtım içinde önce birlik olmak gerekiyor. Güç olmak lazım. Güç olmak gerekiyor. Eğer güç olur, birlik olursak her şeyi çözeriz. Öncelikle insan olup insanları katletmeden yaşamasını öğrenirsek her şey daha güzel olur. Ben son olarak bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. İnanın şu büyük bir yaradır. Bu bizim Özgecan kızımızın katledilmesi. Bunun biz çok biraz da balık hafızalıyız. İnşallah unutmayız bunları. Tedbirini alırız ama bunu ne anlamda tabi bilemiyorum. Şu an işin için çıkamıyorum çünkü ama yürekler yakıyor. Ve tabi annesini düşünün. İnşallah bunlar bir daha olmaz. İnşallah. Evet. Dün buradan da
Bütün siyasi görüşleri insanlar Özge Can için yürüdüler. Denizli'de yürüdüler, Türkiye'de yürüdüler. Yürüyenlere gönlümce teşekkürler ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Esen kalın.